Kemal Kılıçdaroğlu 2 aylık illerde grup toplantısı maratonuna başladı. İlk durak Erzurum'du. Her adımı, her sözü dikkat çekiciydi. Esnafı da ziyaret etti, vatandaşlarla da buluştu. Erzurum'dan yansıyan manzara, verilen mesajlar adaylık tartışmalarının sıcağında dikkat çekti. Mustafa Kemal izinden hoş geldin Kılıçdaroğlu. Hoş geldin Sayın Genel. Bakın buraya 128 milletvekiliyle geldik. Ne? Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ile evet. 128 milletvekiliyle giden hiçbir parti yoktur. Biz Erzurum'a Erzurumlularla kucaklaşmaya geldik. Helalleşmeye geldik. Meclis tatilde ama Kılıçdaroğlu ülkenin dertleri devam ediyor diyerek il il grup toplantılarına başladı. İlk durak 128 milletvekiliyle hep birlikte aynı uçakla gidilip çıkarma yapılan Erzurum oldu. Vatandaşla buluşmadan önce Kurtuluş Savaşı'nın meşalesinin yakıldığı Erzurum Kongresi'nin toplandığı tarihi kongre binası ziyaretini cağ kebabı ziyafeti izledi. Erzurum'a geldi cağ kebabı yemedi demesin. Güzel değil, şahane. Tek umudumuz sen, tek cumhurbaşkanı adayımız da sen ve gönlümüzün cumhurbaşkanı da sensin. Türkiye'nin durumu pek parlak değil. Yeni bir mücadeleyi başlatmak zorundayız. Çünkü koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti asla bir kişiye teslim edilmedi. Bir kişiye bir devletin teslim edilmesi o devlet için bir felakettir. Sokakta gönlümüzün cumhurbaşkanı diye karşılandı. Kürsüde esnaf, memur, emekçi, üretici hakkını alacak sloganın önünde iktidar mesajları verdi. Bunlar beşli çeteye hizmet ediyorlar. Bu kardeşiniz ise halka hizmet edecek. Beşli çeteye aracı koyuyorlar. Acaba Bay Kemal bizimle görüşür mü? Yemezler efendim, görüşmez. Ben milletimle görüşürüm. Altılı Masa'nın adayı henüz bilinmiyor ama Kılıçdaroğlu'nun Erzurum ziyaretinde yaşananlar ve verdiği mesajlar adaylığa yeşil ışık gibiydi. Bu Suriyeli, Ürünlüyeli'den hiç kabul etmedi. Misafirinle bir müddet olur, bir sayısı olur. Çok uzun zamandır yani bizleri rahatsız ediyorlar. Hiç ama meraklanmayın. Onların hepsini halledeceğiz. Hiç çocuğum işsiz. Beşli çeteler yerken... Evet. Evet. Herkes 10 tane maaş alırken biz bir tane emekli maaşıyla geçiniyoruz. Evet. Allah kabul eder mi bunu? Ben biliyorum beşli çeteleri, hiç meraklanma, onu da halledeceğim. Söke söke alacağım siz meraklarını. Bunları yapmamı istiyor musunuz? O zaman bize katılacaksınız. CHP'nin yaklaşık çeyrek asırdır milletvekili çıkaramadığı Erzurum'da Kılıçdaroğlu sorunların çözülmesini istiyorsanız bize katılın, oy verin çağrısı yaptı sık sık. Esnafı gezerken Erzurum Kasaplar Odası Başkanı'nın dükkanındaki boş tezgahlar söze gerek bırakmadı. Tezgahımıza et koyamıyoruz. 20 kilo, 10 kilo et satamıyoruz. Lokantalarımız olmasa biz dükkanlarımızı kapatacağız. Gün olacak o meclisin önündeki bayrak kayıtsız şartsız hakimiyetin millette olduğunu çok güçlü bir şekilde seslendirecek. Bunu Millet İttifakı olarak yapacağız. 128 milyar dolar nereye gitti? Ey Bay Kemal, bu 128 milyar doları hortumlayanlardan hesap sor diyorsanız bize katılacaksınız. Hem Millet İttifakı hem kendi adına söz verdi. Konuşmasının sonlarında vaatlerini dile getirirken bize katılacaksınız çağrısıyla salonda coşku arttı. Vatandaşlar ve vekiller Kılıçdaroğlu'nu ayakta alkışladı. Gördüğü manzara karşısında duygulandı, hisleri gözlerine yansıdı. Beden dili de dikkat